Bir derleme yaptık sizler için. Arkadaşlar tam onları bulamadık ama bulduklarımız da çok güzel. Bir de onları izleyelim bakalım o döneme ait neler olmuş. Vallahi sevgili seyirciler, bu yapılana olsa olsa ayılık denir ama ben bunu yine de demeyeyim. Susayım. Canlı yayın burası, televizyon sevgili seyirciler. Canlı yayında ayı saldırısı. Vay ayı vay. Bir şey öğrenmek istiyorum. Gökten falan geldiler. Gökte Reha Muhtar nasıl? Peki bu program bitmiştir burada. Tamam. Tam bitsin. Gökte Reha Muhtar nasıl? Gökte Reha Muhtar nasıl? Kapatın lütfen. Kapatmayalım ya. Hay Allah ya, asasıyla beraber uçuverdi gitti adam ya. Muhabir ve kameraman arkadaşlarımıza bizlere yönelik yapılan saldırılar. Bana bakın, dereotu musunuz bilemiyorum ama sizi sarımsağa çeviririm. Efendim, askerlik günleri ve Tarkan haberimiz var size. Bunların yaptığına hayvanlık derdim ama diyemiyorum çünkü radyo televizyon üst kurulu onun sonunda bizi kapatıyor sevgili seyirciler. Diyemeden devam ediyoruz haberimize. Buna mucize adam diyorlar, gerçekten mucize. Bir de Reha Muhtar'a mucize diyorlar. Bakayım şöyle bir telefonu şöyle koyayım. Durmuyor anasını satayım benim vücudumda. Durmuyor anasını satayım benim vücudumda. Ama Vahit'in vücudunda duruyor, Urfalı Vahit'in vücudunda. Profesör doktor. Üstelik de ilahiyat fakültesinde dekanlık yapıyor. Ama bu adam galiba kafayı yemiş durumda. Yok türban cinselliği engeller miymiş, engellemez miymiş? Bak hocam, hoca olduğun için sana böyle fazla bir şey söylemek istemem. Koskoca profesör doktorsun. Benim babam da hoca. Onun için hocalara karşı böyle sert laflar etmek istemem ama insanların inançlarıyla böyle dalga geçme. Yok cinselliği öldürüyormuş, öldürmüyormuş. Böyle saçma sapan salak laflardan vazgeç. Böyle saçma sapan salak laflardan, saçma sapan salak laflardan vazgeç. İyi geceler Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşanıyor.